Arkadaşlar hepinize merhaba. Tavsiyeforumu.com üyeleri için MB140 anakartlı ürünlerde Transition yazılımı nasıl uygulanır görmek için bugün uygun ticaret mağazalarından bir tanesindeyiz. Buradan Buğra kardeşime de selam göndereyim. Sağ olsun forum üyeleri için her zaman ürün incelememize izin veriyor. Oldukça yüksek sayıda kendisinden incelemek üzere ürün de alıyoruz biliyorsunuz. Şimdi forumda fikoloji ustamız bir konu açmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Elimde de o mevcut şu an. Fikoloji ustanın uyguladığı yazılımın çalışmadığı ile ilgili bazı geri dönüşler olunca ben de buradaki anlatımdan hareketle ilerleyerek acaba gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu diye deneyeceğim. Samimiyetle söylüyorum arkadaşlar, hiç bakmadım. Ben de ilk defa sizlerle birlikte uygulayacağım. Hemen fikoloji ustamızın tavsiyeforumu.com adresindeki MB140 şasili ürünlerde Core yazılımı sorunları varsa başlıklı konusuna geldim. Kendisi açıklama yazmış. Demiş ki MB140 şasilerde Core yazılımında problem yaşayanlar için versiyon numarası eski, yani sıfırla olan diye. Hemen bunu gösterebilmek için arkadaşlar burada sizin daha önce de bildiğiniz gibi menü 47-25 kodluyorum ve servis menüsüne giriyorum. 0.38.2.0 sürümünü gördüm. Resmini ekleyeyim hemen, oradan daha rahat görürsünüz. Burada arkadaşlar 0 ile başladığı için bu yazılım, biz buna eski diyoruz. Zaten bu da büyük bir tesadüf oldu. Bu ürün burada Vestel markalı ürün teşhirde kullanılıyordu. Şimdi 0 olduğuna göre biz bunu versiyon 1 olarak yükselteceğiz. Ne demiş Fikoloji ustamız? Eski yazılımı yeni yazılımı yükseltmek için ara yazılım, yani transition yazılım yüklenmelidir. Transition yazılım ve yüklenmek istenen karbon veya titanyum yazılımların önceden elinizde hazır olması gerekiyor arkadaşlar. Nereden indirmeniz gerekiyor? Tabii ki forumu takip ederseniz Fikoloji Usta'nın açtığı konudan da indirebilirsiniz. Çekirdek yazılım konusundan da indirebilirsiniz. Fikoloji ustacım bunu daha sonradan çekirdek yazılmada devşirelim. Oradan da bulabilsin üyelerimiz. Şimdi arkadaşlar ben de hemen sizlerle birlikte ilerleyeyim. Birçoğunuz bilir, benim bir yazılım çantam var flash bellekler için. Ben burada gördüğünüz 1 ve 2 numaralı flash bellekleri önceden hazırladım. 1 numarada Transition yazılım var. 2 numaraya da Titanium yazılım koydum. Şimdi ben ustanın anlattığı gibi oradan adım adım ilerleyeceğim. Şu 1 numaralı, yani Transition yazılımı yerinden aldım. Buraya da bakalım ustamız ne demiş. Önce servis menüden kontrol edin demiş. Kontrol ettik. 0.38 olduğunu gördük. Daha sonra evet, Transition yazılımı menü 15.05'te yüklemeniz gerekiyor demiş. Aldım yazılımı. Şunu hemen televizyonun USB girişine takalım. USB girişini taktım. Şuradan bir çıkalım servis menüden. Ustamız ne demiş? Menü 15.05 demiş. Yapalım. Menü 15.05. Yapamadım herhalde. Tekrar ediyorum. Menü 15.05. Biraz daha seri olalım. Evet. Yazılımı yükseltmek ister misiniz sorusuna OK tuşuna basarak evet üzerindeyken onay veriyorum. Şu an yükseltme tamamlandı. Hafızaya yazma işlemi 4-5 dakika sürebilir. TV kapanıp açılana kadar lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz. Onu beklerken sizin müsaadenizle birkaç yudum çay içeyim.
Arkadaşlar yazdığı gibi gerçekten yaklaşık 4-5 dakika civarı sürüyor. Takriben 4. dakikalarda falan açıldı. Ben siz zaman kaybetmeyin diye hızlandırdım oraları. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Ben de merak ettim. Servis menüde değişen bir şey var mı acaba diye. Menü 47-25 kodlu. Daha şimdiden fark ettim arkadaşlar. Menünün rengi değişmiş. Ben kafayı yemediysem eğer. Bir bakalım. Menü 47-25 diyelim. Evet arkadaşlar bakın. Transition yazılım diye görülüyor burada. Transition Software. Şimdi biz burada, tabii ben sizin için bir de bunun yakın plan resmini de çekeyim. Hazır mısın? Arkadaşlar baktım bu tek başıma olacak gibi değil. Buğra'dan yardım istedim. Sağ olsun. Hazır mısın Buğracığım? Basıyorum. Basılı tut sen OK tuşuna. Basılı ben fişi şuna takıyorum. Tamam. Bekle. Bekle Buğracığım. Bekle. Bekle. Evet. Hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Tamam Buğra. OK bırakabilirsin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar hızlı hızlı yanıp sönüyor. Yani blink yapıyor. Dolayısıyla şu an bizim 1.38.20.0 sürüm olan yazılımı televizyona transition yazılımdan sonra yüklemeye başlıyoruz. O yüklerken ben hemen izah edeyim. Arkadaşlar buradaki temel amaç 0.38, 0.35 olarak geçen yazılımları bir üst seriye alabilmek için, geçiş yaptırabilmek için. Yalnız sistemsel bazı durumlar nedeniyle sıfırlı versiyondan birli versiyona direkt geçiş yapılamıyor. Dolayısıyla bir transition yazılıma ihtiyaç duyulmuş. Bizim önceden alıştığımız mevcut çekirdek yazılım yükseltme yani upgrade etme yöntemlerinde ne yapıyorduk? Biz menü 15.05'i kodlayıp çekirdek yazılımı yükseltiyorduk ama burada böyle bir uygulama olamıyor. Forumda beni takip eden arkadaşlar bilirler. YouTube'dan takip edenler de bilirler. Ben Vestel'in özellikle JVC, Toshiba ve Hitachi üçlüsünü sahaya yoğun bir şekilde sürmeye başladığından beri yazılım yükleme prosedürlerinde belli başlı değişkenlerin olduğunu ve daha da olacağını, bununla ilgili bizim ilerleyen zamanlarda bir güncelleme çalışması yapacağımızı söylemiştim. Açıldı bu arada televizyonumuz. En kısa zamanda arkadaşlar bu hangi modellere, hangi anakartlara, hangi yazılımlar nasıl yüklenir şeklinde sizlere de bir çalışma yapacağız. Şimdi tekrar menü 47-25 yapıyorum arkadaşlar. Evet, buyurun. Versiyon 1.38.20.0 arkadaşlar. Sürüm devam ediyor. Bu arada sürekli merak eden arkadaşlar oluyor. Dikkat ederseniz iki yazılım birden yükledim ürüne. Hem lifetime süresine bir etkisi olmadı. Hem de ürünün mevcut ayarlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu da şuradan ben dinamikte bırakmıştım en son. Menü sistem ekrana girelim. Hala dinamikte olduğunu görüyorsunuz. Bir eski sürümde arkadaşlar menü tuşuna bastığımızda yan taraf aşağı doğru açılırdı ve daha amber sarısı içerikliydi. Burada konu değişmiş. Zaten o bahsettiğim karbon olandı. Bu titanyum menü. Arkadaşlar arada da bu tarz farklılıklar var. Bu arada karbon menü ve titanyum menü ile ilgili yine forumda farklılıklarına dair görseller var. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar transition yazılımının nasıl uygulanacağını sizlere videoda da canlı canlı göstermiş olduk. Fikoloji ustamızın hazırladığı konu başından sonuna kadar gayet normal, yerinde ve sağlıklı çalışan bir uygulama. Arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal çalışıyor. Sizler de umarım uygulamalarınızı güzellikle yapıp kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.